Özellikle son iki aydır ve bunun fitilini İsveç ateşledi. Efendim bir Müslüman kadın ihraç edildi bakacağız. İstanbul'a kar geliyor, meteoroloji gün gün paylaştı. Ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? E, Valla kar denince ben heyecanlanıyorum işin açıkçası. Havamız güzel olsun diyelim hazırsanız da başlayalım. Hoş geldiniz hem de kadro bekleyen akademik personele güzel haber meclisten geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT teklifi kabul edildi. Sözleşmeli akademik personele kadro teklifi de Genel Kurul'dan geldi ve yasalaştı. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afyon Afyonkarahisar Şuhut yolunun yıllık 76 milyon lira tasarruf sağlayacağını açıkladı açılışı yaparken. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati İstanbul'da yapılan Türkiye Yüzyılı Zirvesi para sohbetleri programında konuştu. 16 Ocak'ta bütçe gerçekleşmelerini kamuoyu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci kez aday olacağını vurguladı. Hiçbir hukuki problem yok dedi. Meclisin seçim... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konsoloslukların kapatılmasına ilişkin konuştu. Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir dedi. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliği konusunda bakışımız Danimarkalı ırkçı politikacı Rasmus Paludan'ın sabıka kaydında 14 veriliyor efendim. Her gün e, Twitter'da ve her yerde TT oluyor, çok konuşuluyor, gündemi belirliyor hülasa. Buradan sevgilerimi yolluyorum. Gerçek bir rol model, gerçek bir meslek büyüğü. Ece Üner, eğitim bu, ticaret değil dedi. Bu kez özel okulların faiz zamlarını ve öğretmenlerin dosyalarını. Özel okullar bakanlığın %65 zam sınırını delip üstüne bir de öğretmenlere hak ettikleri değeri ve parayı vermiyor. E durum böyle olunca bakın vermiyor dedik hatta asgari ücrete mahkum edince anın giriş katını bir anda alevler sardı. İtfaiyeciler yangını söndürmek için eve girdi. Korkunç bir görüntüyle karşılaştılar. Efendim vazanın içinde...